Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz PCX150'de 200 cc'ye yükseltme ve tork arttırma çalışmaları. Biliyorsunuz PCX'imiz en son 180 cc'ye çevrilmişti. DBS amortisör kullanıldı. Bu DBS'lerden memnun muyuz hocam? Bu DBS'leri soranlar var. Nereden nasıl alırım? Şu mu olur, bu mu olur? DBS 10 numara. Evet, DBS amortisör. Motor 180 cc, gaz kelebeği komple değişti. Silindir, piston, sekman, şavallar, bavallar, sboplar, üst kapak değişti. Şimdi ne yapacağız motorumuza? Krank büyüyecek. Krank büyüyecek. Krank büyüdüğü için daha kısa bir piston takacağız. Evet. Şimdi portlara daha büyük bir üst kapak var, onu takacağız. Zaten üstündeki gaz kelebeği 200'lüğe göre. Evet. Tamamen 200'lük olacak. Direkt 200'lük olacak. Zaten top sıkıntıda ne görüyoruz? Dişlisi de değişmiştiniz, 140. 140'ı net görüyoruz. Hı-hı. Bu demek oluyor ki şu an yani forza almaya gerek yok gibi bir şey. Burada tek eksik ne biliyor musun? Fren. Ne? Heh. Arka fren. Arka diks fren. Yapalım mı, sen de hazır gelmişken arka dikse 13 çanta düşürelim, torku artsın. Yeni kasa PCX'in arka fren sistemini çakıvereyim. Arka 14 değil. Nasıl iyi ya? Arka diks olsun. Şunu da değiştirerek braketi falan. O nereden nasıl baksa... durduracaksın? 140'la gidiyorsun ya. Ben 100'le gideni durduramıyorum. Şoför adam kötü frenle de biner. İyi frenle herkes biner. Şoför adamları görüyoruz. Kötü frenle hep bariyerlere çarpıyorlar. Uzun yol şoförlerini görüyoruz. Şoför adam gereksiz yere fren bile kullanmamış. Şoför adam o zaman basmaz. 200'lük yapmaya gerek yok. Şoför adam 50 cc'ye biner. Seriye olsun bizimki. Evet. Tavsiye bitişim değil mi ki? İşlemlerimiz başladı. Ama güzel. Arkadaşlar 180 cc PCX çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Pistona şöyle baktığımız zaman. Evet, bunu şimdi 200 cc krankla beraber değecek. Evet, nasıl çalıştığına bakalım. Tertemiz. Tertemiz. Bildiğin ayna. Cam gibi bak. Kendini seyret. Şöyle ışıkta bakalım hocam. Usta takacağımız krankı da gösterelim. Takacağımız krankı da gösterelim. Evet arkadaşlar, silindirimiz çıktı. Takacağımız kranka bir bakalım. Silindir tekrar değişiyor mu? Yok, aynı silindir. Piston kısalıyor. 6 milim uzun, bak burada yazıyor. Bakalım hocam. 6 milim uzun. Aha. Neresi uzun hocam? Dur şunu bir dur. Tabii bunun stroke boyu. Bakayım abi bunda handikap var mı? Bunun stroke boyu şuradaki boyla evet. Alakalı. Şurada bir şuradan yukarı kaçık ustam. Ha, şura yukarı kaçık. Aynen öyle. Ama şey aynı, yatak matak. Tabii, her şey aynı. Aynı. Kol aynı, bacak aynı. Tabii. Bu da baratenin değil mi? O da baratenin. Barate bu işi biliyor abi, yapmış adamlar. Evet. Yalnız burada işte arkadaşlar, yağlamayla alakalı bir sıkıntı olur mu diye düşünürsek olmaz. Niye? Şuradan püskürtüyor pencerenin altından. Buradan da veriyor. Buradan da masurabiliğe gidiyor. İşte biz niye diyoruz tam sentetik kullanmayalım, mineralli veya yarı sentetik kullanalım diye, hep şu kolun bacağın yüzünden. Bu kol kepli muylu olmuş olsa tam sentetik kullan. Yani burada her videoda yağdan bahsediyoruz ediyoruz, hala hangi yağı kullanalım diyen var, orada zeytinyağı kullanabilirsiniz diyorum. Yalnız orada da ne olacak, orijinal zeytinyağı olacak. Daha pahalı. Daha pahalı. Ne kadar ağır ya, kola bak. Güzel işte. Kol ağır. Sarı pirinç. Güzel işte usta. Kol acayip ağır. Öbürü orijinal krankıydı. Orijinal krank sökülecek. Şimdi orijinal krankla bunun arasında ne farklılıklar var? Türkiye'de bir ilk, onu da göstereceğiz. Mekanik tamir bakım videoları. Normalde katıl abonelerine özel, usta eğitici seviye ve kanal destek abonelerine özel videoları size, herkese açık yapıyoruz. Ama bakıyorum ki hala bir like atan yok, beğenen yok. Yani böyle ne yapıyoruz? Ne gibi seyrediyorlar? Abdumun gazı gibi izliyorlar. Heh, bak gördünüz. Abdumun gazı gibi izliyorlar. Başka bir şey yok. Bu da Abdumun gazları motosiklet kulübü dernek başkan yardımcısı. Güzel. Güzel değil mi? Güzel. Yani burada ne demek istedi aslında arkadaş? Abdumun gazı gibi izliyorsunuz derken. Yani hiçbir şeye faydanız yok. Emeğe saygınız yok. Ustaya saygınız yok. Ondan sonra altta da şimdi yorumlar gelmeye başlar değil mi? Aynen öyle usta. Niye öyle oluyor bu? Niye böyle bu? Yani bu canlılarda niye böyle bir sıkıntı var? Ben yorum bana... yapmayayım ben usta. Yap lan dedim. Farklı bir yorum yapabilirsin bu konuda mesela. Ya herkesin kendi tercihi, bir şey diyemem. Herkes kapasitesi kadar hareket ediyor.
Kapasite düşük olunca büyük kapasite, onun kapasite düşük, senin kapasiten fazla, nasıl olacak o zaman? O da işte senin yanında kapasiteliymiş gibi davranmaya çalışıyor, o yüzden boş konuşuyor. Hani şu da şöyle, şu da şöyle olsa olmaz mı? Fikir, aklı yok fikri var derler ya. Aklı yok fikri var. Fikirlerini sahaya yansıtamayanlar var. Aynen, aynen. Öyle biz icraate bakıyoruz usta. Bakmakla olmuyor, yapmakla oluyor arkadaşlar bu işte. Yani istediğin kadar bak, bak krank burada, silindir burada, motor burada. Aynen. Hadi baktığını yap. Aynen. Hadi yap, öyle. Ver arkadaşa yatın. Neydi isim? Müslüm abi. Ne? Müslüm. Ha Müslüm, sen yapabilir mi bunu bakarak? Ustalık marifet ister kral. Ustalık zanaatkar ister. Ya. Ağzını o yapar. Yani sen yapabilir mi mesela, aklın kesiyor mu? Ben mobiletçiyim abi, ben fecekçiyim. Bu fecekse karşı şeyim yok. Niye yok abi, bu teknoloji daha iyi değil mi? Doğru doğru da abi, bizim işimiz olmadım orada. Bakmakla yapmak çok farklı şeyler yani. Buradan bir selam gönderebiliyor muyuz? Tabii ki gönderelim. Amasya'da Mahir abime selam söylüyorum, evet. Buradan. Evet. Senin sıkı takipçin, onda da bir NX 2024 155 var. Evet. Belki onun da bir 200'lük projesi senden olabilir. Olsun, fark etmez. Tamam, yani biz Amasya'da aslında böyle fazla böyle işlere bakmıyoruz da bazı o, özel, o da mesela yani. Sen de özelsin. Eyvallah, yani yoksa olur. Başka biri gelse dese ki 200'lük yap, inan ki yapmayız yani. Eyvallah. Ama bu ne, motorun bir özelliği var. Bu motor bizim test motorumuzdu. Yıllarca bizim kartımızı çekti. Şimdi de sen biniyorsun. Nasıl, eyvallah. Motorda memnunsun? Herodaş'tan maçtan sonra nasıl? Benzini koyuyorum. Yağını koyuyorum. Binik. Her gün işe gidip geliyorum. Belki günde bazen 100 kilometre yol yaptığımız oluyor. Peki iyi ki PCX almışım dedirtiyor mu? Abi elhamdülillah ya. Ya. Allah'a hamdolsun. Malıyız. Vallahi ya. Bak. Yani ben çok memnunum. Ben çok memnunum. Ben sende şunu gördüm. PCX aldın. Diğer motorlara yaptığın masrafları PCX'in üstüne artı olarak koyuyorum. Tabii ben yani aylık yapıyorum. Belli bir ödenek ayırdın herhalde PCX'e böyle. Biz Antepliyiz. Evet. Modifiyeyi severiz. Eskiden evet. De mobiletle uğraşıyorduk. Ondan önce CG ile uğraşıyorduk. Değil. Sonra iki zamanla dört zamanla hep uğraştık. Orijinale binemiyoruz. Bizim motorumuz hep bir adım öne düşecek. He. Her zaman öyle. Mesela şöyle bir şey var. Şimdi DBS amortisörü kim alıp da takacak? Ya çapı yetmeyecek ya çubuğu yetmeyecek. Ya kranka kim girecek? Ya bir de o var yani. Kim tutup da 200'lük krank getirecek? Aynen. Veya her getirdiğinde 15-20 bin lira işçiliği kim verebilecek? Yani. Buradan da yani noktayı koyduk. Biz de canlı 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 sıkıntı yok. Böyle de bir durum var. Evet. Şimdi arkadaşlar Süleyman Usta devam ediyor. Evet. Soralım sorularınızı. Sen gene abi kamera karşısına geçmek istiyorsun gibi. Yok, o yüzden değil. Senin güzel muhabbet. Sanatını şey yapmaya çalışıyoruz, çekmeye abi, çalışıyoruz. Ustalık bir sanattır. Belki bakarak bir şey öğrenmeye çalışanlar olabilir. Aynen. Bakmakla yapmak çok farklı şeyler. Bakmakla olmuyor, yapmakla oluyor. Doğru mu? Tabii usta. Her zaman. Bakarak öğrenilebilir mi ya? İmkanı yok. Pratik edeceğim. Elin ayağın bir acıyacak değil mi? O böyle araya sıkışacak. Bak şuna bak. Elime tekrardan zanaat girdi eldivensizlikten. Eldiven sponsoru arıyoruz. Özellikle mavi olursa iyi olur. Değil mi? Altı tutamam. Altı tutamam. Yalnız ben şunu gördüm, 180 cc'de arkadaşlar, şu silindire bak ya, bir tane çizik yok ya, ayna gibi maşallah. Ama hararet bir ara yandı dedin ya, silindir çok inceldi arkadaşlar, bak şöyle aşırı ince. Aşırı ince ama titanyum malzeme, doğru mu? Seramik. Seramik. Şura seramik. Yalnız su kanalları bak, şurada su kanalıyla alakalı, bak görüyor musunuz? Çok az su kanalı. Çap bu hararet yapması da normal. Niye? Aşırı ısınıyor. Aşırı ısınınca durduğu yerde hararet yapar. Hareket halinde yapmaz. Fan devamlı üflediği için. Böyle bir durum var. Yok, ışık yanıyor ama Allah var, motor şişmiyor. Rahat şişmez. Sadece erken devir daimi çalışıyor. Silindir gerçekten çok başarılı çıktı ya. Aa, bak ne kadar bindim. Ben senden sonra 10 bin bindim buna. 15 bin kilometre ya. Kendine geldi maşallah. Şimdi muburla böyleyken. Yalnız arkadaş da parçalar konusunda bayağı bilgili yani. Neyin ne olduğunu anlıyor. Arkadaş Antep'li abi. Antep, Kilis. Buranın adamları
Biz mobilete binerken bunlar mobiletleri 3 silindir, 4 silindir yaparlar. Aynen aynen. Doğru mu? Çift severiz. Ha, ben de şimdiki zamanı değerli. Adana Antep otobanda çok. Bir de orada ya. Antep'te herkes motor üzerinde balaklama gidiyormuş böyle. Geçen bir video attılar. Alışmış, halk da alışmış. Normal giden insanı bu Antepli değil diyormuş. Öyle bir şey var mı lan? Var diyorlar. Otobanda öyle üstüne yattı. Sizin sayenizde Kuba'da köşeye döndü. O Antep'e kilise sattı bütün motorları. O CG'ler, MG'ler. Oradan adam yol aldı gitti. Bizim orada fabrikası vardı. Yani gittim ben, sizin oraya da gittim. Bize bol geçeti yedirdiler. Gelesiye kadar bütün dinlenme tesislerini mahvettim. Afiyet olsun. Niye geçeti veriyorlar? Geçe eti veriyorlar misafirlere. Ya şimdi şöyle bir denir. Bir an önce gitsin. Yok ustam, şöyle denir. Tavuk yiyen tavuk gibi korkak olur. İşte denir keçi ki... Keçi davarı tırmanıyor ya ondan. Keçi erkektir yani. He. Bir de sünnettir. Yani erkek hayvanın etini yemek her zaman iyidir. Evet, doğru söylüyor. Onun için bir de orada keçi mi çok? Bizim oranın koyunu çok güzeldir. Antep Halli diye bir koyun var, kırmızı kafalı. Hiçbir şekilde kokmaz yaylım. Evet. Koyunu çok lezzetli. Yalnız adamlar gerçekten kebabı da güzel oldu. Gıda sektörü üzerinde çok gurmeci. Gece 2'de 3'de otelde camdan bir bakıyorum. Dışarıda yangın var zannettim. Yolun ortasında millet yığılmış, lan ne oluyor dedim. Ciğer yiyorlar. Benim de canım çekti, inemedim otelden. Antep, Adana, Muraç. O civarlar hep öyle. Bir de şey var, katmer olayı vardı. Onu ben hiç sevmiyorum ya. Sabah kahvaltıda sıcak sütle nasıl yiyorlar ya? Abi o beni mahvetti, bir mahvetti ki bildiğin gibi değil lan. Alışamadım ben ona. Şimdi Antep fıstığıyla sarıya baklava ya. Maklava bilmem ne ya. Sen evet. Sevmiyorsun. Tatlıyı ben hayatta sevmiyorum. Aşırı tatlı. Nohut dürümü. Ha iyi gelebilir. Nohut dürümü mü? Hı. O nasıl bir şey? Sabah kahvaltıda. Allah Allah. Sen ya bu ne oldu bak. Ciğerin kavurması var abi. Ciğerin kavurması. Peki oradaki ciğerler koyun kuzu ciğeri mi yoksa dana ciğeri mi? Yok koyun kuzu ciğeri abi. Koyun kuzu ciğeri. Bir de dana ciğeri. Bir de orada küçük küçük kasap gibi yerler var böyle zırh çekiyorlar. Kıyma gibi. Her zaman şişe takıyorlar. Adam mesela oturuyor şöyle mangalı yakmış. Şöyle tabureler var böyle. Oturduk. Ne vereyim bir ekmek arası. Abi adam güzelce ayarlı tıkıştı. Hemen takıyor yeni tıkıştı yapıyor tıkıştı sıcağıyla. O bana daha güzel geldi. Biz de öyle yiyoruz zaten. Her zaman. En iyisi o bence. Usta her hemen zaman. Hemen orada makineden çekiyor. Şişe takıyor. Her zaman taze. Ne yediğini görüyorsun, hangi eti yediğini görüyorsun. Aynı bizim burayı gibi, bu tür servis bak. Ne yapıldığını görebiliyorsun, aynen, doğru mu? Aynen. Şimdi diyecekler ki her şeyde bir kendimi ön plana mı? Ne yapalım abi, hiç mi reklam yaptın? Yok, biz burada sevdiğimizden geliyoruz. Şimdi senin ne takıldığını görüyorum. Tabii işçilikten eminiz. Ne arıyorsun abi? Mekanik işçilikten eminiz. Nasıl Süleyman Usta'nın işçiliği hoşuna gidiyor? Benim yakın, bir adam. Yakın kardeşim zaten yani. Evet, ne diyorsun bu hususta Sayın Abudum'un gazları, Mokasit'e tükürü bir dernek başkanımız? Alet işleri ele önür demişler. Vallahi mi? Senin kısa lafın. Şimdi Süleyman Usta işliyor, o nasıl olacak? O ayrı mesele. Ustalık bir zanaattir diyoruz ya abi. Herkesin eli de yakışmaz. Evet, herkesin eli yakışmaz. Merhaba. Usta bak ben hep motor kullanıyorum. Tertemiz bak. Bak doğru. Motorun neyini kullanıyoruz? Ben 10-30'unu kullanıyorum. 10-30. Ben de 10-30 getirdim aslında. Ben hep 10-30'unu kullanıyorum. İnce olacak ya. Tabii. 10-30. Akışkanlığı fazla olacak. Tertemiz. Sabah çalıştırıyorum yumuşacık motor. 10-30. 10-30. Yarı sentetik. Aynen. Çok iyi. Ne kullanıyorsun? 5100 mü? Aynen. O 5100'ün 10-30'u var genelde. Nereden buldun sen onu? Onu motordan istediğim zaman, sipariş ettiğim zaman getiriyorlar. Herkese vermiyorlar biliyor musun? Aynen. Bunu mu kullanıyorsun? Aynen o var. Bak görüyorsun değil mi? Profesyonellerin tercihi. Aynen onu. Yok scooter expertmiş, yok bilmem ne expertmiş. Bunlar ne? Ya işte onlar... Power 1, Power 2, Power 3 diye gidenler ben, var. Ben Power 30'da kullandım. Power da güzel. Ama bundaki ama bu tadı alalım. Ama bu daha güzel, daha yumuşak çalışıyor. Evet bunlar. Arkadaşlar. Yeni yağımız bu. PCX'lerin yeni yağısı 10-30. Şimdi bir de Brava Zona diyecekler. O nasıl olacak? Arkadaşlar bu reklam değildir yani. Ha bu bir reklam değildir aynen. Arkadaşlar. Bu sadece karşında nedir? Karşında bir şey almadık. Sadece sohbet açıldı bu. Kullandık, denedik, memnun kaldık. Bunu tavsiye ediyoruz. Kabul edenler olabilir de yok, reklam atmıyoruz. Ama malzeme burada. İçi burada işte. İçi burada. Burun bağlamamış. Üst kapağı 15 bin kilometre. Evet. 10-30 kullanmış. Ne durumda? Abi, evet. Göster. Üst kapak bak kurum yok. Tertemiz. Görüyor musun abi?
Tertemiz. 15 bin kilometre. Kaç binden kaç bine değiştirdik? Ben bunu ustam 5 binden 5 bine değişiyorum. Oh! Görüyor musun? Millet 2 binde bir yağ değiştirir. Adam 5 binde değiştiriyor. 10-30 kullanıyor. Ve siboplara bak. Tertemiz. Isır ısır. Tabi orada sibopları, şavalları, kavalları kimin taktığı önemli. Evet, geçen beraber taktık. Ya buyur. İşçilikte kalite, yönetimde kalite, üretimde kalite. Bunu bir firma kullanıyordu sloganı. Bana geçti şimdi. Hızlı giyinir ve ekonomik çözümler sunuyoruz arkadaşlar. Like'ları görelim, beğenileri görelim. Evet, sökülüyor motorumuz. Ara vermeden önce. Hoşça kalın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 200 cc TCX crankımızı taktık. Şöyle baktığımız zaman gayet başarılı bak. Evet. Burada soğutmayla alakalı bir durum yapacağız. Şimdi ısıtarak taktığımız için soğutmamız gerekiyor. Evet, 200 cc PCX'imiz yakında asfaltta tanışacak arkadaşlar. Üst tarafını takacağız. Şimdi bununla onun arasında ne farklılıklar vardı diye soran arkadaşlar olacak. Crank kolumuz tamamen farklı. Evet, crank'ın şeyleri aynı fakat şuradaki kolla alakalı durumumuz farklı. Şurada bir set olayıyla alakalı yani. Şura aşırı farklı. Bir de yüke gelen şekilde. Zaten pistonumuz 200 cc'ye müsait bir pistondu. Aynı pistonu geri kullanacağız. Sadece crank'ını değiştirmiş olduk. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın dostçakalın demeden önce belki videomuz devam edecek. Etmezse de şimdilik hoşçakalın diyoruz. Evet arkadaşlar TCX 200 cc yani performans tork çalışmaları bitmek üzere. Şimdi ustam neler değişti işte onu göremedik, bunu göremedik, şunu göremedik. Kavallar mı değişti, şavallar mı değişti diyen arkadaşlar için. Komple kapak değişiyor arkadaşlar. Yani bu işler, modifiye işleri, performans işleri, CC işleri öyle basit işler değil. Herkesin bakıp ama herkesin yaptıramayacağı bir işler. Mesela şu an siz de bakabilirsiniz ne yapıldığını gösterelim. Pistonumuz değişti. Tepe noktası yani sıkıştırma oranı daraldı arkadaşlar. Yani yanma odasında bir darlık var. Dar alanda ne oluyor? Daha seri patlama oluyor. Daha seri patlama olması için şu kapak komple değişti arkadaşlar. Buradaki sibopların çapları değişti. Şuradaki yanma odasının çapı değişti. Emme ve egzoz sibopunun çapları değişti. Doğru mu? Doğru. Artı portlar da büyük. Artı arkadaşlar oksijen sensörümüz buraya takıldı. Isı sensörümüz egzoz çıkışı da değişti. Şu şekilde. Buradaki port da değişti. Onun akabinde arkadaşlar emme manifoldunun emiş portu da değişti. Artı siboplar, şavallar, kavallar, eksantrik zaten dereceli eksantrik arkadaşlar. Yani şu üst kapak komple değişti arkadaşlar. Orijinal, bu 200'lük oldu. Şimdi diyeceksiniz ki ya niye ne gereği vardı? Aha bakalım. Bununla bunun arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bu tabii şu an sizin siz gözünüze aynı gibi gelebilir ama şu kapak komple değişti arkadaşlar. Şimdi tabii burada şu önemli arkadaşlar. Bu işleri yapmak, yaptırmak çok farklı şey. Ya usta işte şunu yapar mısın, bunu yapar mısın diyorsunuz ya. Yapılmaz diye bir şey yok ama sen ne kadar harcayabilirsin o önemli. Burada alt limit, üst limit önemli. Mesela bu işe girişmeden önce alt limitin minimum 50 bin, üst limitinde maksimum 100 bin olması gerekir. Yani cebinde 50 bin liran yoksa bu işi sormana bile gerek yok. O zaman ne yapacaksın? Standart pencil kullanacaksın. Normal gideceksin, geleceksin. Ama cebinde 5 lira 10 liran var.
böyle bir iş yapmaya kalktın ya, olmaz. Oradan tutmayalım, stopu kıracağız. Yani demek istediğim arkadaşlar, bu işler tamamen bütçe meselesi. Bütçen yoksa böyle bir işe girişmeyeceksin. Çünkü niye arkadaşlar? Hem bizi üzersin, hem kendini üzersin, hem ustayı yorarsın. Biz şimdi yanlış anlamayın, sabahtan beri mesela bu motorla uğraşıyoruz. Niye uğraşıyoruz? Biz sabahtan beri burada 5 tane 10 tane motor yapabilirdik. Yapmadık. Niye? Onun yerine bunu yapıyoruz. Niye? Adamın bütçesi var, çapı var, çubuğu var. E şimdi adamın ödeneği yok, çapı yok, çubuğu yok. Motoru getiriyor. Şunu yapalım, bunu yapalım. Nasıl yapacağım? Öyle değil mi hocam? Doğru. Bak mesela TVS Jüpiter. Ne oldu? Tabii. Ön varyatör gitmiş, arka varyatör gitmiş. Parça olmasa ne yapacaktık? Orta kaldı masada. Masada. Masada kaldı. Masada kalmasın diye başka bir Jüpiterciler kendi arasında ne yaptı? Dayanışma kardeşliği, kardeşliği ve dayanışma grubu kendine ön varyatör verdi. Jüpiter'imiz şu an bindi gitti, bebe sevindi bir de. Evet. Niye? Teker pati çekiyor. Gazı bir veriyor, aktivadan daha seri gidiyor. Aynen. Ama bu demek değildir ki bir aktivadan iyi anlamına da gelmez. Ama kötü anlamına da gelmez. İkisi de birbiriyle böyle şey yani. Orantılı gidiyor. Yani ha aktiveye binmişsin, ha PCX'e. Arasında ahım şahım çok farklı bir fark yok ama tek fark ne? Aktivada her parçayı bulabilirsin. Aktivada biraz daha konforlu gidersin. Jüpiter'de de jant çapı 12 olduğu için biraz daha yüksekten uçuyorsun. Aynen. Nasıl kartallar yüksekten uçuyor, aynen, kargalar yerde geziyor ya. Tabii. Onun gibi yani. Bu PCX'i de öyle arkadaşlar. Yine bir PCX'imizin sonuna geldik. Bak krank değişti, o değişti, bu değişti, şaval değişti, kaval değişti. Ayrıyeten arkadaşlar bak orijinal pistonu şuydu. 150'lik piston şu. 180'lik pistonumuz şu. Bunu da gösterelim. Türkiye'de bir ilk. Şu orijinal 150'lik pistonumuz. Şu da 180'lik pistonumuz. İçine taktığımızda 200'lük pistonumuz arkadaşlar. Bak 150, 180, 200 üstünde kademe daha. Kademe 170 arkadaşlar. Bak görüyorsun, evet, çapı. Ne oldu? Çap büyüdü. Ya bu demek değildir ki motor çok yakacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Az gaz veriyorsun, aynı gidiyor. Çok gaz verince patiye veriyor. Teker eskitir. Bu motorun bana göre tek eksiği ne kaldı? Arka fren. Kampana. Kampana. He. Şimdi bunun aynı şeklini ben yeni kasa PCX'e yapacağım şimdi. Onun üzerinde çalışıyorum ama arka fren dix olduğu için yeni kasa PCX daha avantajlı. Ama 150 PCX de kendi çapında zaten seri. Bir de böyle 200'lük yapınca gazına dokundurmaz. Bir de DBS. Gazlı amortisör. Gazlı amortisör. Orijinal Japon. Yani bunlar da çok önemli arkadaşlar. Yani onun için arkadaşlar bir motora para harcamaya kalktığınız zaman yani şu kaça mal olur, bu kaça mal olur, ustam kaç liraya mal oldu, ben de yaptıracağım diye kelime bile kullanman yanlış. Çünkü nasıl? Gaz nedir? Yolunacak gaz tüyünü feda edecek. Yani burada da ne diyoruz da yanlış mı söyledik? Yani gaz misali. Yolun mu hazır olan yani. Böyle bir durum var ama tabii bunları heves ediyoruz. İşte ben ya da yapabilir miyim, şu da olabilir mi? Olmuyor arkadaşlar. Bu işlemler de herkese yapılmıyor. Mesela önüne gelene biz böyle bir işlem hayatta yapmayız. Bunu sevdiğimiz arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve test motorlarımıza yapıyoruz. Bu motor da bizim bir test motorumuz. Bunun üzerinde bunları test edeceğiz. Test sonuçlarına göre işlem yaptırmak isteyeni yapacağız. Evet, yine bir videomuzun sonuna geldik. Yine bir hoşça kalın, dostça kalın demeden önce like atalım, beğenelim, abone olalım. Farklı farklı videolarda buluşmak üzere diyorum.